Merhabalar. Ben matematik öğretmeni Uğur Mutlu. Bugün sizlerle bir doğal sayının cebirsel ifade çarpma yöntemini ve örüntülerle beraber işleyeceğiz. Yanda verilen trafik levhası eşkenar üçgen olup bir kenarın uzunluğu a artı 5 santimdir. Bu levhanın çevresini cebirsel olarak nasıl ifade edebiliriz? Levhanın çevresini bulmak için farklı bir çözüm yolları var mıydı? Şimdi. A artı 5 olduğuna göre her kenarımız A artı 5 A artı 5 ve A artı 5 olarak karşıma çıkıyor. Tek tek toplasam A artı 5 artı A artı 5 artı A artı 5 yazıyoruz. Bunu bir ayrı ayrı olan benzer terimleri bir yazıyorum. 5 artı 5 artı 5 3 tane A ve 3 tane 5'ten 15 olacaktır. Burada şuna dikkat etmem gerekiyor. Bu A artı 5'ten 1 2 3 tane var. Biz standart olarak 5 artı 5 artı 5'i yani şurası kısa olan toplama dediğimiz 3 çarpı 5 diye biliyorduk. O zaman burada aynı terim olduğuna göre burayı da 3 ile A artı 5'i çarpabiliriz. Burada çarpma yaparken 3 hem a'ya hem de 5'in çarpımına eşit olacaktır. 3 de a'yı çarparsak 3a, 3 de 5'i çarparsak 15. Demek ki ayrı ayrı toplasam da kısa yoldan toplam olan çarpmayı uygulasam da aynı sonucu elde edebilirim. Bir kenar uzunluğu a artı 1 olan karenin çevresini bulalım. Bir kenarı a artı 1, a artı 1 ve a artı 1 olduğu için 4 tane a artı 1 yazarız. Benzer terimler a, 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 a olduğu da 4 tane a olduğu için 4 a yazarız. 1, 2, 3, 4 tane olduğu için 4 ekleriz. 4 a artı 4 aynı zamanda 4 tane a artı 1 olduğu için çarparak da 4 a artı 4'ü bulabiliriz. 4 tane A artı 1 dediğimiz A artı 1, A artı 1, A artı 1, A artı 1 A olacaktır. Ama çarpma olarak da kullandığımız zaman bakın buradaki gibi yine 4 ile A'yı çarparsak 4 A, 4 ile 1'i çarparsak 4. Artı ile artı çarptığı için herhangi bir işlem fark etmiyor. 5 ile O sayısı ile X artı 3 cebirsel ifadesini çarpalım. Yani 5 çarpı X artı 3. Çarpmanın toplama üzerinde dağılma özelliğini kullanırsak 5'te eksi çarparsam 5x, 5'te 3'ü çarparsam 15 olarak sonuç karşımızda olacaktır. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifade çarpılırken tam sayılarda olduğu gibi çarpmanın toplam ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğinden yararlanılacaktır. Doğal sayı ile cebirsel ifadenin tüm terimleri ayrı ayrı çarpılır. A ile B'nin çarpımı, A ile C'nin çarpımı olduğu gibi. Örüntüler ve ilişkiler. Örüntü, sayı ve şekiller gibi bir dizi matematiksel nesnelerin belli bir kural eşliğinde yapılandırılmasıdır. Bir yılın ayları, mevsimleri veya haftanın günleri örüntülere verilebilecek en güzel örneklerdendir. Bunların yanında doğadaki örümcek ağlarının, bal peteklerinin ve birçok bitki türünün örüntülerden oluştuğu görülmektedir. Bu örüntüler sayesinde estetik görüntüler ortaya çıkmaktadır yanına verilen mutfak fayansların dizilişinde nasıl bir örüntüden yararlanılmıştır. Aynı şekiller farklı şekilde ters düz olarak sıralı dizilmiştir ve güzel bir estetik görüntü verilmiştir. Aynı boyda kalemlerle araç gelişlerimiz bir etkinlik yapılıyor. Aşağıda verilen şekil örüntüsü aynı boyda kalemlerle modellerek dört 5 adımda meydana gelecek şekilleri oluşturalım. Birinci adımda 3 tane kalem kullanılıyor. 3 kalemin yanında 2 tane daha kalem kullanılmış. O zaman 5 kalem oldu. Yani 3 artı 2. 3 kalemin yanında 2 kalem daha kullanmıştık. 1 2 tane daha kalem geldi. Yani 3 artı 2 artı 2 oldu. Yani 7 kalem oldu. Demek ki bir sonraki adımda da burada hemen üstüne devam edeyim. Mavi ile şu şekilde 2 tane kalem eklemem gerekiyor. Dördüncü adımda. O zaman 3 artı 2 artı 2 artı 2 oldu. 9 kalem lazım oldu. Beşinci adımda da yine 2 tane kalem eklemem gerekiyor. Şu şekilde sığmayacağı için bunları ekleme yaptım. 3 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2 oldu. Ve 11 kalem ihtiyacımız olmuş oldu. Dikkat ederseniz her basamakta iki artış yaptık. Yani birinci adımda üç tane, ikinci adımda 5 tane, üçüncü adımda 7 taneydi. İkili ikili yaptığımız zaman burada iki tane artı bir, burada iki tane 2 vardı, bir burada, bir burada. İkili seri, ikili seri, ikili seri, ikili seri, ikili seri, ikili seri gidiyordu. 3 tane kalemde 1 artı 2 diyebilirim. 1 tane 2 var. 3 tane de 1 tane 2 vardı. Burada 2 tane oldu. Burada 3 tane oldu. 4 tane oldu diye devam edersek bakın 2'den 1 tane var. 2'den 2 iki tane var. 2'den 3 tane var. Adım sayısına göre ne yaptı? Arttı. 4'te 2 çarpı 4 artı 1 olacaktır. 5'te 2 çarpı 5 artı 1 olacaktır adın eninci adımda ise iki tane eninci adım artı bir olacaktır. Dördüncü adımda sekiz dokuz oldu. Beşinci adımda on bir oldu. Eninci adımda da iki en artı bir tane kalem ihtiyacım olacaktır. Bu bizim için genel terim olarak karşımıza çıkar. Her adımda kullanılan kalemlerin sayısında nasıl bir artış vardır? İkişer ikişer artış geliniyor. Bakın şurada 2, 2, 2, 2 diye gidiyor. Bu artış miktarı bizim bilinmeyenin kat sayısıdır. Burası çok önemli. Verdiğimiz en ifadesinin kat sayısı olacak. Yukarıdaki örüntüyü inceleyerek adımlar ile kalem sayıları arasında ilişkiyi bulunuz. Ne yaptık? Adımların 2 katı ve bir fazlası bize kalem sayısını verdi. Bu yüzden 2n artı 1 bizim kuralımız oldu en adım sayısı gösterecek olursa bu örüntünün en adımında kullanılan kalem sayısı ifade edersek 2n artı 1 dedik. Genel ifadedeki n'in kas sayıları ve ile kalem sayıların artış miktarı arasında nasıl bir ilişki vardır? Eşit olmak zorunda. n'in kas sayısı sayıların artış miktarına eşit olmalı. En önemli özelliğimizdir. Yukarıdaki kibrit çöpleri ile oluşturulan şekil örüntüsünü inceleyerek aşağıdaki tabloyu dolduralım. Kullanılan kibrit çöpünün sayısı adım sayısı ile ilişkili cebirsel ifade olarak belirleyelim. Birinci adımda iki tane var. İkinci adımda dört tane. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Üçüncü adımda da altı tane oldu. Yani iki çarpı üç ya da üç çarpı iki adım sayısıyla 2'yi çarpıyoruz. Dördüncü adımda 8 olacak. Burada 4 ile 2'yi çarpacağız. N ile 2'yi çarpıyoruz. O zaman benim olayım şurada kibrit sayısı n'inci adımda n'in 2 katı olarak karşıma gelecek. Dikkat ediyorum bakın burada 2 artıyor. Burada 2 artıyor. Burada 2 artıyorsa n'in katsayısı 2 olmalı. Birinci terime bakıyorum. 2'ye ne ekler ya da ne çıkartırsam 2 eder. Hiçbir şey yapılmıyor. Olduğu gibi o zaman 2n olarak genel terim kalacaktır. Bir örüntüdeki adım sayısı ile örüntünün terimli arasında ilişkiyi veren cebirsel ifadeye örüntünün genel terimi yani 2n dediğimiz ifade denir. Bir örüntünün genel terimi n değişkeni ile gösterilir. Buradaki n değişkenine temsilci sayı veya genel sayı denir. Verilen örüntüyü kullanarak aşağıda tabloyu doldurduğumuzda yukarıdaki sorudan bahsediyor. 1'in 2 iki katı, 2'nin 2 iki katı, 3'ün 2 katı, 4'ün 2 katı olarak gittiği zaman artış miktarı 2 olacaktır. Artış miktarı da n'in kat sayısını verecektir. Buna göre de genel terimin yani genel kural bize ikiyen olarak karşımıza çıkacaktır. Birinci adımda bir tane, ikinci adımda iki tane, üçüncü adımda üç tane altıgenle çizilmiş. Yanındaki örüntüde ilk altıgenden başlayarak her adımda mevcut altıgenlerden yalnız biriyle ortak kenara sahip olacak şekilde örüntüye birer altıgen eklenmiştir. Bu örüntüden yararlanarak altıgen sayısı ile toplam kenar sayısı arasındaki ilişkinin cebirsel kuralı genel kural bulalım. Birinci adımda bir tane altıgen var. Altı kenar olacaktır. İkinci adımda iki altıgen varken 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 olacaktır. Üçüncüsünde ise 11 iken 5 fazlası yani 16 tane olacaktır. Dördüncü adımda da 5 fazlası 21 olarak devam edecektir. Burada 5 5 eklediğim için birinci adımda 1 bir artı 5 diyebilirim. İkinci adımda 1 artı 5 artı 5 diyebilirim. 1 artı 5 artı 5 artı 5 diyebilirim. Altıgen sayısı kadar bizden 5'i istiyor. Ya da basit şeklinde şunu yapıyorum. Bu çok çok önemli. Fark nedir? 5. Fark nedir? 5. Fark nedir? 5. O zaman fark kat sayıydı. Hemen 5'en yazıyorum. Ve ilk terime bakıyorum. İlk terime ne eklersem ya da 5'e ne çıkarsam 6 olacaktır. İlk terime ekle ya da çıkar nedir? 5'e o zaman artı 1 eklemem gerekir. Ve ne oldu? Genel terimim çıktı. Sayı örüntülerde farkı katsayıya alıyorum ve ilk terime bakıyorum. 6 5'e katsayıya soruyorum. Ne yaparsam 6 olacak, 1 eklesem 6 olacak. Bakalım nasıl çözülmüş. 6 dediğimiz 11, 16, 21 diye gidiyor. 5, 5, 5 farklarımız. Bu 5 farkımız katsayılı olacaktır ve artı 1 olarak çıkacaktır. Örüntü bir tane altıgenin altı kenarıyla başlayıp her adımda toplam kenar sayısı 5 artmaktadır. Örüntünün adımları arasında artış miktarları sabittir. Bu artış miktarı bizim kat sayımız olacaktır. Tablodan toplam kenar sayısının adım sayısının 5 katından bir fazlası olduğu görülür. Biz bunu ne yapıyoruz? Diyoruz ki ilk adıma bakıyorum. 5'e ne yapabilirim? Artı 1 eklersem hemen geliyorum. 5'en artı 1 yazıyorum. O halde örüntünün ismi 5 çarpı n artı 1 yani 5 n artı 1 olarak karşıma çıkacaktır. Ardışık iki terim arasında farkı sabit olan örüntülerde örüntünün genel terimini bulmak için sabit olan fark örüntünün temsilcisi sayısı olan yani n'in kas sayısına yazılır nli bir terim elde edilir. Yukarıda yaptığımız gibi 5n. n yerine 1 yazılarak, 1 dediğimiz, en başta dediğim sabit terim bahsettiğimiz ifade birinci terimde, 1 bir yazılarak elde edilen değer ile örüntünün ilk terimi karşılaştırılır. Arada fark varsa ilk terimi elde etmek için gereken sayı kadar ekleme ya da çıkarma yapılır. Eklenen veya çıkarılan sayı nli terimin yanına yazılır. 5nli. 5 çarpı 1 yaptığımız zaman 5. İlk terim 6 idi. Fark nedir? 1. O zaman 5 en artı 1 olarak ekliyoruz. 4, 10, 16, 22. Hemen aradaki farklara bakıyorum. 6 çar farkımız var. 6, 6 giriyor. O zaman burası 6 en olacak. Şimdi ilk terimiz nedir? 4. Elimizde ne var? 6. 6'ya ne yaparsam 4 olur. Soru bu. 6'ya Fark nedir? Fark 6. Ne yaparsam 4 olacak. Fark 6 dediğimiz katsayı 6'ya ne yaparsak eksi 2 çıkarsa o zaman 6 n eksi 2 bizim genel terimiz oluyor arkadaşlar. Artış miktarı 6. Hemen temsilci sayının katsayısı 6 oluyor. Yani 6 n Sonra birinci terimi 4 olduğu için 6'dan 2 çıkartmalıyız ki ne olsun bizim genel terimizi bulsun. Peçete koleksiyonu yapmaya başlayan Esra ilk hafta 7 peçete sonraki her hafta koleksiyonuna 5 peçete eklemektedir. O zaman bizim farkımız 5 olacaktır. Esra'nın 15. haftada toplam kaç peçete toplayacağını bulalım. 5'er 5'er fark olduğu için o zaman burada 5, n yapmam lazım. Fark 5. 5 ilk terimiz nedir? 7. 5'e ne yaparsak 7 olacak. Tabii ki 2 eklersek 7 olacak. O zaman 5n artı 2 bizim genel terimimiz oldu. Daha sonra diyor ki 15. haftadı, yani n 15'e kadar geldiğinde o zaman 5 çarpı 15 artı 2 yazmam gerekiyor. 5'te 15'i çarparsam 75 artı 2 dersem de ne olacaktır? 77'lik bir peçeteye sahip olacağım. Tablo olarak yaparsak burayı peçete 7 idi, 5 ekledik 12 oldu. 7 dediğimiz 5'te 5'te yaparsak 1 çarpı 5 artı 2, 2 çarpı 5 artı 2 12 olacak. Bir 5 daha, bir 5 daha, bir 5 daha eklendiği zaman o zaman 5n artı 2. Bu artı 2'yi de az önce bahsettik. Şuradaki 7 dediğimiz 5 artı 2 olduğu için karşımıza geliyor. İlk terime farka ne yaparsam bana ilk terimi verecek sorusuna bakıyoruz. Esra'nın haftalara göre peçete sayında artış miktarı sabit olduğu için artış miktarı sabit artan bir örüntü. O da nedir? 5'tir. Bu 5 bizim temsilci sayının kat sayısı. Yani 5'en olacaktır. İlk haftaki peçete sayısı 7 olduğu için 5'e ne ekleriz? 2 ekleriz. O zaman 5'en artı 2 bizim genel terimimiz. yani genel kuralımız olacaktır. Bu genel kuralda bizi 15. haftayı istediği için yani n'in 15 olduğunu söylüyor. O zaman en gördüğümüz yere 15 yazıyoruz. Burası 5 n artı 2 idi. 5 kere 15 75. 2 topladığım zaman 77. Peçetesi 15. haftada olacaktır. Genel kuralı 4'ten eksi 2 olan bir örüntüde 20 ve 21. adımlardaki farkın kaç olacağını bulalım. Şimdi Burada 20. haftayı bulabilirim. 21. haftayı bulabilirim. N dediği şey ya 21 ya 20 oluyor. Buraya 21 yazdığımız zaman N yerine 21. 4 çarpı 21 2 82 oldu. 20 yazdığım zaman 80 2 78 oldu. 20 ile 21'in farkını çıkardığım zaman 80'likten 78 çıkarttığımız zaman 4 olacaktır. Ama şöyle bir durum vardır. Bizim bu Fark dediğimiz 4 yani 4 çarpı n 2 burası artış miktarıydı. Nedir? Her basamaktaki artış miktarı. Şimdi 20. adım, 21. adım, 22. adım ya da işte 19. adım diye dersek. 20. adımda herhangi bir A dersem buraya A'dan 4 fazla gelecek. Bu A'dan bir 4 daha fazla gidecek. A artı 8 olacak. Ya da burada A'dan 4 çıkacak. Çünkü her basamaktaki artış miktarı 4'tü. Şuradan 20'den 21'e geçerken de bizden direktmen 4 artışını görebiliriz. Kuralı 3N artı 1 olan bir örüntünün ilk 3 terimini yazalım. Yani N1 e yaz diyor. 3 çarpı 1 artı 1 4 oldu. N2 e yaz diyor. 3 çarpı 2 artı 1 7 oldu. N'e 3 yaz diyor. 3 çarpı 3 artı 1 10 oldu. 22 yaz diyor. N eşittir. 22 yaz. 3 çarpı 22 artı 1 olacak. 3 çarpı 22 66 artı 1 67 olacak. O zaman ne oldu? ifadeleri istenenin hepsini buldu. Belki 3 teriminin toplamını da isteyebilirdi. 4 artı 7 artı 10'dan 21 de yapabilirdik. Ne diyor? İlk 3 terim için n'e 1, 2, 3 değerleri vermeliyiz. Dikkat edin bu n 0 değil. Eksili değil. Birinci adımdan başlar. Her zaman birinci adım bizim için öncelik olacaktır. 1 için 4, 2 için 7, 3 için 10. İlk 3 terimi 4, 7, 10 olarak gidecek. Ve 22. terimini isteyince de en yerine 22 yazıyoruz. 3 çarpı 22 artı 1'den 67 olarak aynı sonucu bulacağız. Birinci adımda bir tane kare var. İkinci adımda 3 üç kare. Üçüncü adımda da 1, 2, 3, 4, 5 tane kare var. Yukarıda karelerden oluşmuş karelerden oluşmuş ve adımlar arasında farkı sabit olan bir örüntünün aynı şekilde devam ettiği düşünürse birinci adımda bir tane ikinci adımda bir artı iki tane üçüncü adımda bir artı iki artı iki olmuş bu şekilde devam edecek yani burada bir üç beş ikişer artış var artı iki artı iki o zaman bizim öncü tedat sayımız ne oldu 2 n oldu. Peki soru şu. 2'ye ne? Ne yaparsak 1 olur. 2'ye ne yaparsak 1 olur. Tabii ki 1 çıkartırsak. Deneyelim. N yerine 1 yazarsam. 2 çarpı 1 eksi 1. Ne oldu? 1 oldu. N yerine 2 yazarsak. 2 çarpı 2 eksi 1. Bakın 3 oldu. N yerine 3 yazarsak. 2 kere 3 6. 1 çıkartırsak 5 oldu. Bu bizim ne oldu? genel kuralımız oldu. Genel kuralı buldum. Bu örüntüde 15. adımda kaç tane kare olacağını bulursak yani diyor ki n yerine 15 yaz. Hemen geliyoruz diyoruz ki 2n-1 2 çarpı 15 15-1 30-1'den 29 tane kare kullanılması gerekiyor. Bizim için arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu fark şuradaki fark katsayı olacak. Sonra katsayıya ne yaparsam ilk terim bulunur. Buna bakıyorum. Katsayı 2 2'ye ne yaparsam ilk terim yani 1 bulunacak. 1 çıkartırsam o zaman ne oldu? 2n 1 kuralımız karşımıza çıktı. Yandaki örüntüde aynı şekilde devam ettirildiğinde 100. adımda kaç tane yeşil kare olacaktır? Hemen sayıları yazıyorum. Yeşil kareler burada 4 tane, 1 2 3 4 5 6 7 tane, 1 2 3 7 10 tane Şimdi buradaki artış miktarı artı 3 artı 3 olarak gidecek. Demek ki 3 en olması lazım. Ne yazdık? Kat sayıya ne yaparsam ilk terim bulunacak. Kat sayı 3 ne yaparsam 4 olur. Tabii ki artı 1 eklersem. O zaman ne oldu? 3 en artı 1 oldu. 3 en artı 1 bizim genel kuralımız. O zaman yüzüncü ifade istiyorsa n yerine 100 yaz diyor. Ne oldu? 3n artı 1'den 3 çarpı 100 artı 1. Bu da 301 olarak yeşil kutu lazım oluyor. 5'ten 12'ye 7 artmış. 7 artmış. 7 artmış. 7 artmış. O zaman benim katsayım artı 7 olacak. Soru ne? Katsayıya ne yaparsam ilk terim yani 7'ye ne yaparsam 5 olur. Tabii ki 2 çıkartmak. 7 2 5 oldu. Ne oldu? Genel kuralımızı bulduk mu? Evet bulduk. Aşağıdaki sayı öğretimleriyle verilen genel kuralları eşleştirelim. Hemen farka bakıyorum. 2 2, 2 gidiyor. 2 yani zaten bir tane burada var. 2'ye ne eklersem 3 edecek, artı 1 edecek. O zaman bu buraya geldi. Aradaki fark 4, 4. O zaman 4 tane yazıyorum. 4'e ne yaparsam artı olacak. 2 ekleyeceğim. 4 tane artı 2 oldu. Farklar 7 7. O zaman 7'en yapacağım. 7'ye ne yaparsam 1 olur. 6 çıkartırsam 7'den eksi 6 burada. 12 3 eklemiş, 3 eklemiş, 3 eklemiş. O zaman 3'en olacak. Peki 3'en yani katsayı 3 3'e ne yaparsam 12 olur. 9 eklersem 12 olur. O zaman burası 3'en artı 9 oldu Aşağıda genel kuralları verilen Sayı örüntülerinden Artış miktarı en az olan Hangisidir Artış miktarı bizim için neydi Kat sayıdı Yani buradaki artış miktarı 8 Buradaki artış miktarı 4 Buradaki artış miktarı 1 Buradaki artış miktarı 5 Nedir kat sayı artış miktarı Bizim için kat sayıdır en az olan kim oldu? Bursa oldu. Sabit artan ve genel kuralı 11 eksi 4 olan bir örüntünün ilk 4 teriminin toplamını bulunuz. Hemen en yerine 1 yazıyorum. 11 eksi 4. 11'den 4 çıktığı zaman 7. En yerine 2 yazıyorum. 22 eksi 4. 18 n yerine 3 yazıyorum. 33 eksi 4 29 n yerine 4 yazıyorum. 44 eksi 4 40 Ve bu dördünün toplamı 7 18 29 Ve 40'ı topladığım zaman 94 olarak karşımıza cevap geliyor. Gülüz Hanım, kızı Birce'ye bir kumbara hediye eder. Kumbaraya 30 TL atan Gülüz Hanım kızından her hafta 3 TL biriktirilmesini söyler. Buna göre Birce'nin 7 hafta sonunda kumbarasında kaç TL'si vardır? Burada nedir? 30 TL'si var ve 3 tane her hafta eklemesini istiyor. Buradaki N dediğimiz şeyde 7 hafta istediği için o zaman 30 çarpı artı 3 çarpı 7 yani 30 çarpı pardon artı 21 eşittir 51 TL para biriktirmesi gerekiyor. Ben Uğur Mutlu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.